Galiba siyasetçiler bunu söylerken kendisini sorgulamayacak, kendisine koşulsuz iman edecek, her dediğini doğru kabul edecek bir seçmen kitlesi için söylüyorlar dedim. Demek ki bunu söylediğinde bir karşılığı var. Vatandaş ben verdim dediğinde, kamu karşılayacak dediğinde, bankalarınki kamu zararı dediğinde, bu kim kamu zararını kim nedir, kime ait bu kamu zararı? Bir vatandaş benim ulan bu para, benim. Siyasetçi benim parama, benim zenginliğime, benim ülkeme, benim topraklarıma bekçilik yapmak için gelmiştir. Ulan demeden konuşmanı isterdim ama koskoca Sayın Bakan bile lan dedikten sonra ben seni uyaramayacağım. Ya ben ulan hiç şey demiyorum. Yani ulan konuşma anlamında yoksa kimseye ulan dediğim falan yok. Ya konuşurken bir hitap şekli açısından konuşuyorsun. Yani şu, Türkiye'nin tüm siyasetçileri Allah değildir. Türkiye'nin tüm siyasetçileri peygamber değildir. Türkiye'nin tüm siyasetçileri yarı tanrı değildir. Türkiye'nin tüm siyasetçileri, bürokratları, devleti yönetenler ölümsüz değildir. Onlar sadece ve sadece millet adına bekçidirler. Bekçi. Yani sokakta dolaşan bir bekçinin, düşün sokağa niye dolaşıyor bekçi? Hırsız olmasın diye değil mi? Bekçi hırsızlık yaparsa ne olur bizim? Tam mesele bu. Ya ben diyorum ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı, ekonomi baş danışmanı kalkıp dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün. Ülkenin damat başkanı, bakanı pardon özür dilerim. Onlara 7 liradan da 10 liradan satacaklar, para kazanacaklar diye dalga geçtiği dönemde. Ama şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Şu an benim güvendiğim, beğendiğim ekonomistler Berat Bey'i arıyoruz diyorlar. Ya tabii ki arar tabii. Vallahi arıyoruz diyorlar. Ben muhalif bunlara. Ben söyleyeyim, Berat Albayrak olsa da burada olurdu. Ama şimdi toplumda nasıl bir şey var? Bu da bir algı biliyor musun? Biz de söylüyoruz bunu. Doları bilerek yükselttiler. Toplumun beklentilerini yukarıya doğru çektiler. İnsanları dolara doğru yönelttiler. Ama sana söyleyeceğim bir de. 18 liradan, 17 liradan, 16 liradan, 15 liradan büyük şirketlerde almışlar mıdır dedim? Birileri Almışlardır. Alması lazım ki bir Ya satılması çünkü lazım. Merkez Bu Banka değil hükmü mi? öyledir yani. Yani Bir şey, satış varsa alışta Aha vardır bak, yani. biri sattı biri aldı. Yani. 18'den sattığında kim aldı bir de? Bankalar aldı. Bankalar gerizekalı mı? 18 liradan alıp ellerinde kasalarından tuttular parayı sence? Devlete vermiş olabilirler mi o gece? Borç olarak. Bilmiyorum. Bildiğim bir şey yok yani. Bilin, biz mesela dövize çevrilebilir hesabını ne diyebiliyorduk? Elinde bir döviz var. Gidiyorsun bankaya. Bozduruyorsun değil mi? O günkü kur üzerinden. Bize saat 11 olarak açıklamışlardı. Şimdi bozdurduğun saatteki döviz kuru değiştirdiler genelgeyi değil mi? Şöyle söyleyeyim, onu 32 günlük yani aylığa geçmedikçe istenilen seviyede olmayacak Önemli diye değil dedin düşünüyorum. işte 80 milyar dolar olmuş açıklıyorlar rakamlar Nasıl için. yani? Dövize çevrilebilir hesaptaki para 80 milyar TL olmuş. Ha, TL, TL dolar yok deyince. 80 milyar TL olmuş. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yani 80 milyar Bize dolarsa büyük başarı bize çünkü. ne dediler? Dediler ki elinde 1 milyon dolarım mı var kardeşim? Getir bize ver. Bugünkü kur nedir? 13.50'den. 1 milyon dolarını verdin 13.50 milyon olarak kasaya konuldu. Faiz işletiyoruz senin için. Kaç? %14 dedi. Değil mi bana şimdi? Bak %14 de benim paramı aldı. Şimdi bana %14 verecek. Ne zaman verecek? Atıyorum 3 ay sonra. %14'ün 3 ay sonra %14 mü veriyor sana aslında? 1 yılın %14'ünü Dörtte veriyor. birini evet. Dörtte birini aldım değil mi? Faiz mi? Kaç oluyor dörtte biri 14'ü? Yani 3 3, buçuk. 3 buçuk diyelim. 3 buçuk faizimi aldım. Eğer döviz 13 noktanın 13.50'nin üzerine çıkmamışsa %14'ümü verecek. 13.50'nin üzerine çıkıp 14.50 olursa ne olacak? Bana aradaki 1 lirayı ödeyecek, faizi vermeyecek değil mi dedin? Evet. Benden aldığı parayı kime veriyor dedim? Bankalara sattı. Kaçtan sattı? %14'ten sattı. Değil mi? Bu değil mi? Sattı. Sonra bankalara sattı. Bankalardan borç alırken kaçtan aldı? %23'ten, %25'ten, %20'den satın aldı geriye. Bana da şimdi geldi. Ben de 3 ay sonra bak benim paramı aldı %14'le bankalara sattı. Özel bankalara sattı. Kamu banka neyse sattı. Bana gelince de 1 lira fark verdi. Dövizde o 1 liralık artış oldu ya. Onu kim verdi dedim bana? Ya halk verecek abi kim verecek? Ya o hazine verdi. Yani, Para bastı verdi. Yine millete. Banka ödemedi. Şimdi geliyorum. Asıl problem şurada. Bir de TL hesabım varmış bir de. Onu bilmiyorum ben. Hep dövize çevrilebilir mevduat üzerinden baktık. TL hesabım var. Bugün diyelim ki kaç milyonum var? 1 milyar TL'm var. Bankaya gittin. 1 milyar TL'ni yatırırken döviz üzerinden yine kuru yapıyor. Kuru çeviriyor benim paramı. Tamam mı? Onu dolar gibi yatırıyor. Faizimi öyle uyguluyor.
Tamam, bunda da kal. Bu 80 milyarın içerisinde bunlar var. Sadece dövize çevrilebilir. Mevduat aslında döviz bozduranlar açısından 80 milyar TL değil. TL ha, olarak zaten da yatıran. Dolara dolar alacağın zaman 3 ay sonra adam niye dolarını bozdursun? Zaten şimdi, oradaki hedef TL'si olan olmalıydı. Yani yeniden işte, dolar almasın diye. Burada işte, çok yanlış bir şey görmüyorum. Ayrı ama bir şey söyleyeyim. Niye %14 ile yatırsın ki adam? Yani yatırmıyor abi. Orada 1 milyonu geçtiği zaman bankalar bayağı faiz veriyor pazarlıkta. Ya ben sana çok basit söyleyeyim. Dövize çevrilebilir mevduat hesabı açısından o günle bugün arasındaki fark kaç mı? 11 lira civarındaydı. Şimdi 13. Adam 32 gün sonra 2 lira farkını alacak değil mi şeyden? Atıyorum. 11 lira aldı 13. Evet. 2,5 lira alsın abi ki 11.47 falan esası açısından sonra. Ya Mart 31'de kaç olursa aşağı yukarı 3 ay oraya gelecek çünkü. Atıyorum ya 2 lira farkı aldım cebime koydum. Bozdurduğum doları aynı parayla alabilir miyim bir de? Niye bozdurayım? Ben gerizekalı mıyım? Yani 3 ay sonra yine aynı doları alacağım değil mi bankada? Niye işte dolar düşer faiz daha yüksek olabilir diye. Bir ihtimal. Atıyorum bir şey daha söyleyeceğim. %14 meselesine de gelince devlete de o zaman şunu sorun. Bana %14 ile verdin. O parayı kime verdin kardeşim? Bankalara vermiyor musun? Evet. Onlara satmıyor musun? Vatandaş %14 ile mi aldı o parayı? Almadı. Yine sen faizi yükselttin. Yani sonuçta kısacası ben bunu yeni ekonomik model dedikleri olayı anlatmıyorum. Yem. Oltanın başına takılan yem bu. Ve 80 milyar TL bilin. Tüm açıklanan rakam. Türkiye'deki mevduat hesaplarının toplamı ne? Dolar hesapları 250 milyar doların üzerinde. Nerede? Niye dönmedi insanlar? Ha şirketlerdeymiş büyük o. Vatandaşlar niye dönmedi? Şirket dönmez çünkü şirketler için geçerli değil. Şirketleri de koyacaklar bizim birkaç ay sonra yani göreceğiz. Koyabilir. Yani 32 güne düşürülebilir. Yani elimizde daha bir sürü silah şirketi var diyor ya Sayın Bakan. Şirket dolar üzerinden şimdi elindeki doları şirket bozdurup. Ha onu da dün çıkan bir kararla ihracatçılar %25'ini TL'ye çevirmek zorunda. Ha zaten. Tamam onu ne yaptı? Adama dedi ki bana satmak zorunda. Zorunda yaptı evet. Ne oluyor? Merkez Bankası'nın rezervini mi yükseltmiş oldu? Ne yapacak rezervi? Yine satacak. Satıyor, satmıyorlar mı dedin şu anda? Sonuçta Merkez Bankası parası, dolar satıyorsa, döviz satıyorsa, kamu bankaları satıyorsa hala bu sisteme rağmen birileri döviz alıyor demek değil mi kardeşim bu? E tabii ki abi. Ne oldu şimdi? Bir almadan biri satamaz. Ne oldu işte? Zaten ekonomi bir numaralı kuralı. Ne oldu? Şu açıklanan zamlar, doğalgaz, elektriklerin çok yüksek. Elektrik sanayiye %127 yaptı. Hayır evlerinde %127. Ama belli bir kilovat hayır, güzel abi, 150 kilovatın üstüne Türkiye'de benim bildiğim ortalama ailelerin harcaması zaten 250 kilovat. Yani otomatikman zaten 150'den sonra başladığı için 150'ye kadar %50, 150'den sonra %127. Ben orada değilim. Ben ortalama orada zaten 250. Anlattığım o değil. Ben diyorum ki %127 sanayicilere de yaptın. Hani üzerinde ya. %120 zam mı sanayici nereye koyacak? Fiyatlara koyacak. Nereye koyacak? Nasıl fiyatları indirecekler? İnmez abi. Nerenin inmesi ya? Döverek kaç kere indirebilirsin? 3 kere, 1 ay, 3 gün döverek indirebilirsin. Ne indi? Yani sonuçta 10 gündür tehditlere bakmış. Kurdan bir indirim aşağı yok, oldu. Yok abi yok. Öyle diyor da. Olamaz. O kurdan indirim farkını yaptığın zamlarla millet... Hayır. Bak şimdi neden olamaz? Çünkü şu an bizim kullandığımız fiyatlar 12-13 liranın fiyatları zaten. Yani doları 12-13 lirayken bu satın almalar yapılmış. Şu anda da o fiyatlamalarla mesela gıdada diyelim ki biz bunları karşılıyoruz veya satın alıyoruz. 18'in fiyatlamasına gelmedik Allah'tan daha. Yani 18'e gelseydik şu an bir 150 daha zam gelirdi. 80 milyar lira Mustafa Yıldırım yazmış. Bankalardaki mevduatın 1/200'ü. 1/200'ü. Ve bir şey daha söyleyeceğim dedim. Bu milletin büyük çoğunluğunun parası mı? Ya şöyle 255 milyar dolar var. Bankalarda yaklaşık %65'lere gelmişti. Yok yok %55'e gelmişti. İşte kalan da oradan hesaplamak lazım. %35. Anlatmak istediğim şu. Türkiye'de bankalarda atıyorum 500 milyar TL para var tamam mı? Mevduat hesapta. Falan herhalde. Yok mevduat hesapta. 255 olduğuna göre yaklaşık 400 diyebiliriz. Hesaplamak lazım. Şimdi şunu anlatacağım. Kaç kişinindir bu para bidin? Aslında sen bu sistemi getirirken bile evet 400 küsur abi. Parası olan insana getiriyorsun bidin. E tabii ki. Parası olanı besliyorsun. Burada şimdi toplumun çıkarı ne? Ya bak benim anlayamadığım ne biliyor musun? Sözünü keseceğim. Sayın Bakan hangi kanala çıktı? Şimdi tam hatırlamıyorum. Geçen hafta bir kanala çıktı. Dediler ki Ahmet Hakan. Ahmet Hakan dedi ki Sayın Bakan dedi dolar dedi 18'den işte 12'ye düştü. Fakat dedi benzin fiyatları düşmedi dedi. Tamam mı? Bu soru olarak güzel bir soru. Sayın Bakan ne dedi biliyor musun? Aslında çok doğru bir cevap verdi. Dedi ki kardeşim arabası olan, benzini kullanan buna katlanacak. Biz de süspanse ediyorduk. Zaten bunu aylardır söylüyoruz. Türkiye'de ortalama 1,5 dolar olması gerekiyor. Süspanse ediyorduk. Arabası olmayan, arabası olanın benzinini niye karşılasın?
Vatandaş olarak. Bak bakanın dediği %100 doğru. Altına imzamı atıyorum. Kim kullanıyorsa araba, benzini kim alıyorsa burada o katılacak. Hiç itirazım yok. E peki köprüden geçmeyen, karayolunu kullanmayan, verilen garantilerle bunları neden ödüyor? Veya bankaya para yatırmayan, %14 garanti koyduğun zaman, %14 faiz koyup üstüne doları garantilediğin zaman bu farkı kim ödüyor? Bankada parası olmayan, o köprüden geçmeyen, karayollarını kullanmayanlar niye bunlardan zarar görüyor o zaman? Veya niye cebinden çıkıyor? Ya benzine gelince kullanmayandan almıyoruz, öbürlerine gelince... Ya ben anlamakta güçlük çekiyorum artık ya. Vallahi zorluk ben çekiyorum. Ben bankalarda mevduat hesabı büyük paraların sahibi olan insanların 1 milyon kişi olduğunu düşünmüyorum dedim. Bak 1 milyon kişi. Ya olabilir de 1 milyon kişi. Ama anlamıyorsun olabilir dediğimi. De. Az insanın elinde para. E tamam 1 milyon kişi de var. 1 milyon dedin de sonuçta %1'e yakın yani ama abi. Öbürleri 100, çok 200, 200, 500, 1000, 10 bin lira olan hesaplar. Çok yüksek değil ki yani. 1 milyon bile olsa çok yüksek değil ki. Anlatmak istediğim olan şu. Türkiye'de şu anda uyguladığı sistem bir avuç insanı daha zengin etmek için uygulanmış bir sistemdir. Döviz kurunun yüksek olması millete kazıktır. Milletin hayat pahalılığı demektir. Yani kur aynı zamanda hani eskiden anlatıyorlardı ya. Yani döviz artsa ne olacak kardeşim diyen değil miydi bu AK Partililer değil miydi? Bugünkü siyasi iktidar değil miydi? Ya daha da geçen gün Cumhurbaşkanı maaşla mı dolarla mı çalıştırıyorsun diye sormadı mı insanlara? Damadı dövizle mi maaş alıyorsunuz diye Ahmet Hakan'a sormadı mı? Yani şimdi olayın özü şu. Neden bugün gele gele fahiş fiyatlardan, piyasalardan söz etmeye başladılar bizim? Dövizdeki kurun yüksekliğinin hayatı pahalandırdığını neden şimdi kabul etmeye başladı? Düne kadar kabul etmiyorlardı. Dış güçlerin operasyonu ve görüyoruz ki dış güçlerin operasyonu falan yok kardeşim. Aa işte alan rakam bile 10 milyar dolar. Kim satmış? Dış güçleri gördük işte ya. En çok alanlar nereler çıktı? Ya işte muhafazakar kentler. AK Parti'nin en yüksek oy aldığı yerler. Oradaki de şeydir belki, o oradakiler de beyaz Türklerdir. Erdoğan dediği gibi belki. Orada da beyaz Türk vardır bir de hepsi yani AK Parti. AK Parti'ye oy vermeyenler. Tabii onların parasıdır bu yani. İlk ona girmişler adamlar ya. Ya ben öyle düşünüyorum yani. Şeytanın avukatlığını yapayım yani. Ya beyaz Türk, siyah Türk diye bir şey var mı? Var abi? Tabii ki. Beyaz Türk var. Koskoca Cumhurbaşkanı'ndan daha mı iyi biliyorsun sen ya? Geliyorsun burada şimdi. Cumhurbaşkanı'na itiraz mı ediyorsun bir insan? He? Bu ülkenin en kudretli adamına itiraz mı? Beyaz Türk diye bir şey yok mu kardeşim? Yoktur abi. Erdoğan beyaz Türk var dedi. Ya ben de yok diyorum. Ya beyaz Türkler üzerinden köpeklerle ilgili laf söylemedi mi? Olmaz abi. Türk Türktür. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kürtse de ne mutlu Kürt'üm diyene. Almansa da ne mutlu Alman'ım diyene. Beyaz Türk'ten mantığı, biz bilin beyaz Türk'teki mantık kullanılan olay seçkin Türk anlamında. Tuzu kuru Türk anlamında. Aslında ülkeyi geçmişte kaymağını yiyenler anlamında. Boğaz'da geçmişte ama değil mi? Viskisini içenler anlamında kullanılan bir terim. Ama soru şu, bugün bu ülkenin beyaz Türkleri, dünün siyah Türkleri olmuştur bilin. Şimdi başka bir yer. Bugün Türkiye'nin beyaz Türkler tanımı AK Parti iktidarı çevresi için kullanılabilir. Ben sana Demirören kimin çevresiydi? Benim çevrem mi? Beşli çete diye ifade edilen... Demirören mi? Her devrin çevresi. Ben bilmem. Bugün söylüyorum. Kim iktidar sonun çevresi? Ya bugün söylüyorum. Arkadaş bir şey söyleyeceğim sana. Doğan Medya Grubu'nu kim satın aldı kitap evine? Doğan kitap evine. Diyanarı mı? Diyanarları. Turkuaz. İlk önce kim satın almıştı? Ben Turkuaz direkt aldı diye biliyorum. Direkt aldı. Ben öyle biliyorum. Halbuki Doğan tüm şeylerini kime sattı? Tüpçüye sattı. Ama şeyi sattı yani o televizyon, gazete ve internetten niye sattı. Niye Turkuaz öbür tarafa aldı? Ama o şeyin içinde değil, yayıncılığın içinde ben değil. Ben de işte niye aldı sence? Söyle abi ne biliyorsun söyle. Ben de diyorum ki zarar edenleri sen Demirören'e verirken kar edeni niye Turkuaz'a verdin? Başka bir şey söyleyeyim. Ben zarar edeceğini bile bile bir medya... Beni Turkuaz sabaha da aldı abi. Sonuçta neyse, sabah şey kar mı ediyordu? Ya ben şeyden... Ya Allah Allah Doğan grubundan söyleyeyim. Sabah grubu Doğan grubundan mı alınmış? Dinç Bilgin'in TMSF'den alınmış değil mi? Öyle bak mesela. Dinç Bilgin grubu olarak okurum. Doğan grubundan söz ediyorum. Aydın Doğan isterek Aydın Doğan. Satmış. Ben bir şey demiyorum. Diyorum ki Aydın Doğan Turkuaz grubuna şeyi satmış. Tamam. Diyanara. Demirören'e de zarar edenleri satmış. Diyorum ki o Demirören gerizekalı mı? Aptal mı? Salak mı? Zarar eden kuruluşları aldı. O zarar eden kuruluşları... Aydın Doğan'dayken bir saniye zarar etmiyordu. Zarar eden kuruluşları aldığında... Bir dakika bak. Bir saniye. Ediyor muydu etmiyor muydu? Ya Demirören'de zarar etti. Ettirdiyse onu... Bir saniye. Demir zarar ettirildiğinde
Onun zararını karşılanma sözü verildi mi Vidin sence? Verilmiş midir? Ve bir şey daha söyleyeyim. Beyaz Türkler, yani Erdoğan'a söylenecek olan, bugün Beyaz Türklerin tamamı sizin etrafınızdadır. Türkiye'de faiz lobisine para kazandırıyorsunuz. Türkiye'nin büyük sermayesine para kazandırıyorsunuz. Ve en önemlisi, Türkiye'nin en altın kaymaklı ihalelerini kendi tayfanıza veriyorsunuz. Ve bir de euro ve dolar üzerinden garantili veriyorsunuz. Beyaz Türk diyeceksen, Beyaz Türk bugün AK Parti'nin çevresidir. Ve siyahlar da dünün beyazları siyaha dönüşmüştür Vidin. Yoktur etnik kimlik anlamında ayrım. Ama siyaseten bu kavram bugün artık AK Parti çevresi için kullanılabilir. Aynı zamanda dindar. Bak, bu Beyaz Türkler aynı zamanda da dindar Müslümanlar. Eskiden kara Müslümanlardı, şimdi beyaz Müslümanlar oldu dedin. Ya ben insanların beyaz, siyah, sarı diye ayrılmasına... Siyaseten söylüyorum sadece. Anlıyorum canım, anlamıyor değilim. Abi bir fıkra var.